Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent Güneş, Star Gazetesi'nin görsel yönetmeniyim. Burada bir gazete nasıl tasarlanır, ilk andan son baskı derecesine nasıl gelir, haberler nasıl seçilir, ondan sonra okuyucuyla görselliğin ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu örneklerle, birkaç örnekle göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk önce konuları basit olsun diye bir ayrı ayrı ayırdım. Sayfa tasarımı, mizampaj nedir? Yani günümüzden bu zamana kadar gelmesi ve neden şu an bu kadar etkili olması? Yani daha önceden neden mizampaj etkili değildi? Şu an neden bu kadar etkili? Görselin okur üzerindeki etkisi, yani görseli iyi olan bir gazeteyle görseli kötü olan bir gazetenin okur üzerinde ne kadar etki yapabilir? Bunu da birkaç fotoğrafla göstereceğim size. Bildiğiniz fotoğraflar. Yer alır mısın Sinan? Gazete kimliğini oluşturan unsurlar. Yani bir gazeteyi baktığınız anda, bu gazete yani logosunu kapattığında belli kimlikler oluşturması lazım. Ve baktığınızda bu gazetenin o gazete olduğunu anlamanız lazım. O kimlikler gazeteyi gazete yapar. Onları göstereceğim. Sayfa tasarımını oluşturan öğeler. Bunlar da belli başlı 4-5 grafik tasarımcıların özellikle, yani en başta fotoğraf, yani bizim kurtarıcımız dediğimiz, yani görselliğin, mizampajın bir numaralı öğesi. Onunla ilgili örneklerle anlatacağım. Haberlerin sayfa üzerindeki sıralaması, yani haberler, her haber aynı değerde değildir. Bir gazeteye her şeyi eşit koyduğunuzda okuyucuya, yani bu önemli diyemezsiniz. Bu, çünkü manşete koyacağınız haber, o gazetenin bir numaralı haberi olmak zorundadır. Ve okuyucuya diyeceksiniz ki bu önemlidir. Ona göre bir haber sıralaması vardır. Sayfa tasarımında gazetelerin farklılıkları. Bazı gazeteler, özellikle Türkiye'deki gazeteler farklılıklar gösteriyor. Bunları da birkaç örnekle göstereceğim size. Evet, geçelim Sinan. Şimdi mizampaj. Mizampaj nedir, neden önemlidir bir gazete unsuru için? Şimdi mizampaj Fransızcadan geliyor. Kökeni Fransızca düzenleme demek. Yani bunu sayfa düzenleme de diyebiliriz. Şimdi gazeteler ilk ortaya çıktığında bundan 350 yıl önce kitapları öldüreceklendi. Ondan sonra radyo çıktı, işte gazeteler öleceklendi. Televizyon çıktı, işte radyolar öleceklendi. İşte elimdeki tablet PC'ye kadar bu iş geldi. Yani hiçbir yayın organı diğer yayın organını söylendiği gibi öldürmedi. Ama şöyle bir şey var. Teknoloji geliştikçe ne oluyor? Sizin yaptığınız işin daha önemli hale geliyor. Yani onu da geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani 50 yıl önceki gazeteyle şimdiki gazeteler bir değil. Çünkü 50 yıl önce baktığınız zaman gazetelere, yani mizampaj önemli değildi. Bir tek düzey yazı düzeni vardı. Yazı düzeni şimdi yerini daha çok görselliğe bıraktı. Çünkü bakıyorsunuz, yani bundan işte artık 50 yıl diyeyim yine, önce haber dediğimiz şey bir gün sonra öğrendiğimiz bir şeydi. Şu an haber bir gün sonra öğrendiğimiz bir şey değil. Şu an haber, ben mesela burada konuşuyorum, çıkıyorum, ben kendi haberimi okuyabiliyorum. Çünkü herkesin elinde artık akıllı telefon var, tablet PC'si var. Yani bir şekilde artık haber de değerli. Gazeteler o yüzden özel haberlere daha çok önem veriyorlar. Ama yani bir ambalaj dediğimiz mizampaj gazetenin görsel sunumu okuyucuya onu satmakta daha önemli hale geliyor. Her geçen gün bunu da yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Yani önceki gazetelerin... Kapat. Şimdi önceki dönemlerde teknolojinin getirdiği imkansızlıklar nedeniyle, yani görselliğe çok önem verilmiyordu. Şimdi bir gazetenin baskı öncesindeki son aşaması artık görsel yönetmenlerin ve sayfa sekreterlerin elinden geçiyor. Siz bu gazeteyi, haber çok iyi olabilir ama kötü bir sunumla bunu okuyucuya, o gazeteyi kötü gösterebilirsiniz. Fakat ya da daha tersi düşünelim. Bir haberi, çok önemli olmayan bir haberi çok iyi bir görsel sunumla okuyucuya onu okutabilirsiniz. Önemli olan burada okuyucuya onu okutabilmektir veya okuyucuyu o habere çekebilmektir. Şimdi grafik tasarımlarda, yani grafikle uğraşan, burada grafikle uğraşan arkadaşlar var mı? Ya da sayfa sekreterliği, haber, yani sayfa bölümünde çalışan bir arkadaş var orada.
Eviyorum. Şimdi burada grafik tasarımcı arkadaşların bir numaralı bana göre yani içinde olması gereken şey cesarettir. Yani biz sayfaları yaparken eğer bir sayfa sekreteri cesaretli sayfa yapamıyorsa o sayfanın iyi olma şansı yoktur. O yüzden tasarım cesaretle başlar, detaylarla güzelleşir. Yani bir resmi, mesela önemli bir resmi çok küçük koyup öldürebilirsiniz de bir sayfada. Yani o sayfanın ana objesidir ama siz o sayfayı çok kötü bir şekilde yapabilirsiniz. O yüzden son zaman daha önceden tasarımla uğraşan arkadaşlar daha çok böyle haberlerle ilgilenmezlerdi. Ama bu dediğim gibi teknolojinin gelişmesiyle beraber artık görsel tasarımla ilgilenen arkadaşlar haberle de, haberin içiyle de yaşamak zorundalar. Hatta Mario Garcia artık yeni bir yani görsel tasarımcı demiyor kendisine, görsel gazeteci diyor. Yani tasarımcılar artık görsel gazeteci haline geldiler. Çünkü haberi anlayıp o habere göre kurgu yapmak zorundalar. Yoksa yani haber ayrı, sayfa mizampajında şekil ayrı olduğu zaman o başka bir dünya oluyor. Başka bir okuyucuya onu okutamıyorsunuz. Bir de arkadaşlar, geçelim Sinan. Bunları örneklerle, yani bunlar bizim yaptığımız, son zamanlarda yaptığımız birkaç örnekle gösteriyoruz. Evet, gazeteye kişilik veren ve okuyucuyla iletişim kuran tasarımdır. Yani son dönemdeki o teknolojik gelişmelerin getirdiği yansımadır bu. Yani gazeteyi okuyucuyla ilişkiye kuran artık tasarım ön plana çıkmıştır. Tabii ki haber değerleri vardır ama tasarım onu okuyucuya artık sunan bir faktör haline gelmiştir ve bu ya yani 10 yıl önce böyle değildi. 10 yıl sonra belki de tasarım daha da önemli hale gelecektir. Yani günümüzün gelişen teknolojisinde tasarım, sunuş bir gazeteyi daha önemli hale getiriyor şu an. Geçelim Sinan. Evet, iyi tasarım yayının ilgi çekmesini sağlar. Yani buradaki mizampaj örneklerini daha sonra öğeleri kullanırken göstereceğim size tekrar. Ama burada yapılan iki tane sayfa tasarımı var. Örnekler yayının, yani bunlar okuyucuya ulaşmada, haberi satmada, gazeteyi satmada görsel unsurların ne kadar olduğunu, önemli olduğunu gösteriyor. Geçelim sana. Görselin okur üzerindeki etkisi. Şimdi burada ben iki tane bildiğiniz, sizin de bildiğiniz iki fotoğraf, belki görmüşsünüzdür daha doğrusu, iki fotoğraf kullanacağım. Burada kalalım. Şimdi bu fotoğrafı gören var mı? Bilen? Genelde, efendim? Üç fotoğraf. Bu çok iyi anlatan bir fotoğraf olduğu için ben bunu koydum. Yani bu fotoğraf medyaların kitlelere bakış açısını haberle nasıl değiştirebiliyorsunuz, manipülasyona uğraştırıyorsanız, görsellikle de İnsanların, kitlelerin habere veya olaylara bakışını çok farklı şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi ilk fotoğrafta bakıyoruz, bir yerde yatan bir adamın başına silah dayanmış. İkinci fotoğrafa geçelim Sinan. İkinci fotoğrafta da yerde yatan aynı adama bir asker su veriyor. Şimdi biz fotoğrafı istersek bu şekilde veririz. Onu farklı gösteririz, deriz ki işte burada yapılan çok büyük bir zulüm vardır. Allah kahretsin deyip geçiştirebiliriz. Ya da tam tersi başka bir dünyadan böyle verip işte bizim, yani mesela bu Amerikan askeri diyelim veya başka bir Fransız askeri diyelim. Fransız basınıyız. İşte bizim askerimiz gidiyor oraya yardım götürüyor. İşte oradaki insanlara bakıyor, öldürmüyor, aç susuz bırakmıyor diyebiliriz. Yani bir fotoğrafın bir kitleleri nasıl, yani bir o tarafa bir bu tarafa manipülasyona çekebildiğini gösteren fotoğraf. Fotoğrafın orijinalini görelim. Bu da fotoğrafın orijinali. Ya, tamamen kadraj, fotoğraf kullanımı. Şimdi buraya katılan arkadaş, fotoğrafçı arkadaşlar katıldı. Onlar fotoğrafın en önemli etken, gazetede en önemli unsur olduğunu söyledi. Ben katılıyorum onlara. Yani bir gazetede eğer fotoğraf, mesela biz mizampajcılar, görselciler çok iyi bir fotoğraf bulmuşsak, O sayfada artık başka bir şey yapmamıza, çok fazla etkili bir şey yapmamıza gerek yok. O sayfa zaten o günü kurtarmıştır bizim için. Geçelim Sinan. Şimdi bir fotoğraf daha. Bunu da herkes biliyor. Bilmeyeniniz yok değil mi?
Şimdi bu Steve McCurry'nin bir fotoğrafı. 1984'te çekilmiş. Sovyetler Birliği ile Afganistan arasındaki bir savaşta Şarbat Gula diye bir kızın fotoğrafı. Şimdi bu fotoğrafı çektikten sonra, bu Pakistan'daydı galiba. Pakistan'da bir mülteci kampında çekilmiş bir fotoğraf. Orada fotoğrafın çok zor şartlarda çekildiği bir dönemde gidiyor ve o anı yakalıyor ve bu fotoğraf ondan sonra o savaşın simgesi haline geliyor. Yani ben burada bu fotoğrafları göstermemin nedeni, fotoğrafın biraz sonra örneklerde de göstereceğim. Sırf bu yüzden iki tane Star Gazetesi'nden bir örnek göstereceğim. Sırf bakış fotoğraflarıyla yapılan iki sayfa göstereceğim. Yani gazetede seçilen fotoğraflar, biz seçerken özellikle okuyucuya gözüyle bakan fotoğrafları seçmeye çalışıyoruz. Yani fotoğrafçı da onu çekmeye çalışıyor. Biz okuyucuya direkt bakan, okuyucuya direkt anlatan, yani bir fotoğrafı koyduğunuzda ona illa altına çok böyle cümleler yazmanıza gerek yok. Bir fotoğraf her şeyi anlatabilir. Yani 5M 1K'nın hepsi belki de vardır bunun içinde. Yani bir şey demenize gerek yok. Bir başlık altına bir cümle yazmanız yeterli olacaktır. Geçelim Sinan. Evet, gazete kimliğini oluşturan unsurlar. Bunlar da arkadaşlar, şimdi ilk başta söylediğim gibi bir gazeteyi yapıyorsunuz. Ama o gazeteyi her türlü yapabilirsiniz. Ama farklılaştıramazsınız. Yani baktığı zaman bir okuyucu, ya bu o gazetemi dememesi lazım. O gazetemi dememesi için bazı kurallar var. Bunları çok ayrıntılı vermeyeceğim, hızlı hızlı geçeceğim. O yüzden devam edelim Sinan. Bir kere gazete bütün sayfalar arasında bir bağ kurmak zorundayız. Yani bir sayfada bir sayfa sekreteri veya bir grafiker kafasına göre bir sayfa yapıp, öbür sayfada bir sayfa yapıp kafasına göre, o iyi bir mizampacı olan gazete değildir. Çok güzel iki sayfa yapmış olsa bile birbiriyle bağlantısı yoksa, belli kuralları uygulamıyorsa, o bana göre kötü bir mizampaj, kötü bir gazete tasarımıdır. Geçelim. Evet, sayfa tasarımın omurgaları. Şimdi bunlar dediğim gibi gazetede kimlik oluşturur. Gazetenin tanınmasını sağlar. Okuyucu ona baktığı zaman, bunu gördüğü zaman der ki bu işte X gazetedir, Y gazetedir. Bunlardan başlıca boşluklar. Şimdi modern tasarımda, son dünyada yapılan modern tasarımlı gazetelerde beyazlık bir unsur haline geldi. Önceden beyazlık, genelde bizim gazetelerimizde, Türkiye'deki gazetelerde beyazlık doldurma alanıdır. Oraya bir resim altı, patlak, şu, bu, orayı doldurulur. Ama modern tasarımlarda artık beyaz, okuyucuyu rahatlatmak, daha rahat okutmak, yazının görselle ilişkisini biraz daha uzaklaştırmak. Biz ne yapıyoruz? Bir kol sokuyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kafa sokuyoruz. Özellikle spor gazetelerimiz. Yani belki Türk okuru buna alışkın ama modern tasarımlar artık bunları bıraktı. Yani beyaz tasarımlar artık haberle objeler veya oradaki inisiyaller arasında boşluk istiyor. Daha modern çizgileri göstermek için, pardon. Boşluklar. Devam edelim. Ayraç çizgileri. Şimdi bunlar da kimlik katan öğelerden biridir. Çünkü bir gazete işte üç çizgi kullanır. Kalın çizgi, mesela Zaman'ın kalın bir gri çizgisi vardır. Biz üç çizgi kullanırız, gridir. İşte Sabah daha çok renkli bir kutucuk çizgisi kullanır. Bunlar gazeteye kimlik katar. Çünkü onu tanımasını, renklerinden de tanımasını sağlarsın. Devam. İnisiyaller. Bunlar da haber başlıklarındaki haberin giriş kanını gösteren inisiyallerdir. Bunlar da dediğim gibi baktığında okuyucu, devamlı okuyucuysanız sizin onu oradan bile tanımak, çok küçük bile olsa tamam bu Star'dır, Sabah'tır, Hürriyet'tir diyebilir. Devam edelim. Muhabir imzaları. Aynı şekilde herkes, bunlar kimlik katan unsurlar. Fotolu. Devam edelim Sinan. Bunları hızlı geçelim. Haber kutularında. Geçelim Sinan. Evet, bu da mesela, bir geri gelelim Sinan. Onda da ufak bir şey. Şimdi genelde biz sayfa mizampajı yaparken fotoğraflar genelde bizde, şimdi çok iyi fotoğraf bulmak çok zordur bir gazetede. Bu ufak bir örnek ama gazetede fotoğrafın altında, arka planda yapılan, arka planı çok kötüyse o fotoğraflar aynı şekilde basılıyor genelde. Ya bizim yine modern tasarımlarda bunu şöyle aşıyorlar. Yani arka tarafı ne olursa olsun dekupe yapıyorlar. Dekupe yapılan resmin, mesela şu soldaki resmin arkası, yani felaket, mesela bir kafa uzanmış olabilir, şuradan kesilmiş olabilir. Yani onu öyle koyduğunuzda o sayfada görsel bir pislik, kirlilik yaratır. O kirliliği
Genelde ne kadar büyük olursa olsun o fotoğraf, dekupa yaparak arka zeminine kendiniz de bir şey koyabilirsiniz. Yani bir ağaç koyabilirsiniz, farklı bir yerde olduğunu gösterebilirsiniz. Bunu Photoshop'larla çok rahat şekilde yapabiliyorsunuz. Ama her fotoğraf için değil bu. Bazı fotoğraflar vardır, fotoğrafın yani anlattığını bozmamanız gerekir. Devam edelim Sinan. Evet, sayfa tasarımını oluşturan öğeler. Şimdi, metinler. Şimdi yazı da bir görsel tasarımcının bir öğesidir. Yani bizde ufacık bir A harfi, 9 puntu, o da bizim hani sayfayı yaparken düşündüğümüz bir objedir. Yani yazı görselcilerin fotoğraf işte veya grafiklerden ayrıştırdığı bir şey değildir. Yazı da bizim için bir görsel öğedir. O yüzden yapılan araştırmalarda yani belli bir satırın, 100 satırın üzerinde olduğu zaman yazılar okuyucun başıyla sonu arasında genelde bir dağınıklık olduğunu göstermiştir. O yüzden görselciler bunu şöyle çözerler. Genelde ara başlık koyarlar veya ona bir girişgah yaparlar. Yani bir alt başlık yaparlar. O yüzden 100 yani yaklaşık olarak 100 satırın üzerinde günlük gazeteler için konuşuyorum yalnız bunu. Yani bir kitap eki olabilir, başka bir şey olabilir, daha böyle farklı bir gazete olabilir. Onlarda uzun yazılar okunur ama dediğim gibi günlük gazetelerde 100 satırın üstünde olan yazılar okuyucuyu koparır o haberden. Kaçar. Yani o haberi artık okutamazsınız. Başka bir habere geçer veya başka gazeteyi bırakır. Devam edelim. Evet. Şimdi ilk başta gördüğümüz o kızın fotoğrafına benzer iki tane örnek. Soldaki fotoğraf hatırlayınız var mı? Yunus. Herhalde herkesin aklındadır, aklında kalmıştır. Yunus. Yani bu gazeteyi yaptığımızda, bu gazeteyi yaptığımda akşam 7 gibi işte bizim işimiz bitiyor. Yunus ölmemişti bu gazeteyi yaptığımızda. Saat 11 gibi Yunus'un öldüğü haberi geldi. Buradaki bakış, işte o kızın bakışından bana göre farklı değil. Ya bu oradaki acıyı, her şeyi anlatıyor. Yani burada dediğim gibi, ilk başta dediğim gibi, direkt okuyucunun gözüne bakan fotoğraflar en etkili fotoğraflar oluyor. Sağdaki fotoğrafta da aynı şekilde. Yani bu da Suriye'deki zulümden kaçan bir kızın kamptaki fotoğrafı. Yani o da direkt okuyucuya bakıyor. Yani okuyucuya bakan her fotoğraf etkili oluyor. Evet, yani bizim dediğim gibi, ilk başta dediğim gibi sayfa tasarımını yaparken ilk objemiz fotoğraf. Yani okuyucu ilk gazetede gördüğü şey, odak noktası fotoğraf oluyor. Yani ben bunu şuna benzetiyorum. Daha önce de bu örneği vermiştim. Yani Matrix filmini seyretmiştir herkes. Orada herkes siyah giyer. Bir tane kırmızılı bir kadın yürür. Yani o kırmızılı kadını görmeme imkanınız var mı? Yok. Yani gazetede de görselin, büyük görselin etkisi bana göre o kadar etkilidir. Yani sen okuyucuya aldın, açtı böyle baktı. İlk baktığı şey oradaki ya büyük fotoğraf ya bu gözlerdir. Yani sen ona diyorsun ki aha kırmızılı kadının benim bu sayfadaki. Ona göre sayfayı tasarlıyorsun. Dediğim gibi biz zaten o objeyi bulduktan sonra o sayfayı yapmak bizim için sorun değil. Tasarımcılar için sorun değil. Çünkü sen okuyucuyla iletişim kuracak objeyi gazetenin göbeğine koymuş oluyorsun. Yani artık bundan sonrasını etrafını örsen bile olur. Devam edelim Sinan. Ne var sırada? Evet, illüstrasyonlar. Bunlar da bizim tasarımcıların kurtarıcıları diyebilirim. Şimdi solda Kaddafi, sağda Bin Laden. Özellikle ikisini de koydum ki yan yana gelsinler diye. Şimdi ikisi de bizim illüstratör arkadaşının çizdiği çizimlerdir. Yani biz buraya bunun normal fotoğrafını da koyabilirdik. Ama şimdi şöyle bir şey var. Farklılık yaratmak istiyorsunuz. Yani yarın diyorsunuz ki yani gazete yapacaksınız. Yarın da aynı diğer 3 gazete, 5 gazete aynı fotoğrafı kullanacak. Ne yapacaksınız? Siz de kullanacaksınız. İşte burada artık illüstratörlerin kendi fikirleri, görüş açıları veya çizimleri öne çıkıyor. Ve biz bunları ilk başta dediğim gibi grafiker, tasarımcı cesur olmak zorunda. Cesur olmadığı sürece bu gazeteleri yapamaz. Yani ben bunu büyütürsem acaba bir şey olur mu diye ikileme girmemesi lazım. Mesela biz burada soldaki Kaddafi'yi de sağdaki şeyi de büyüttük. Ve yani bu tasarımlar bize
okuyucudan da takdir gören tasarımlar. Yani biz bu gazetenin yapım aşamasında da özellikle ilk başta okuyucu, işveren, reklam verenlerle yaklaşık olarak bir 2000 kişi kadar, değil mi Savaş Bey? Öyle bir kişiyle anket yaparak bu tasarımı hazırladık. Biz geçen yıl Mart'ta Star Gazetesi'nin tasarımını tamamen değiştirdik. Belki eski tasarımı, biz onu koymadık gerçi. Eski tasarımı bilen, kırmızı logolu olan Cem Uzan döneminden gelen bir, tabii onun üstünde bir, belki ben eski logoyu da çok beğeniyorum, Star'ın logosunu. Ama üstünde onun bir geçmişten gelen maalesef bir şeyler vardı ve onu yıkmak zorundaydınız. Yani onu yıkmak da öyle orayı değiştireyim, burayı değiştireyimle olmuyor maalesef. Tamamen biz bir odaya girdik ve yaklaşık herhalde bir 45-50 gün çalıştık bu gazeteyi çıkarmak için. Yani o gazeteyi kenara koyup yeni bir gazete yaptık her şeyiyle. Sonra bu gazete çıktı işte. Devam edelim Sinan. Yani lacivert, ya şimdi lacivertin bir ağırlığı var. Yani daha ağır duruyor. Kırmızıya göre daha ağırdır. Kırmızı daha, hani bulvar demeyeyim de, daha böyle canlı, magazinsel bir renge kaçıyor. Yani onu tabii tasarımla değiştirebilirsiniz. Alt tarafını daha böyle sade yaparak bir ağır bir gazete havasına girebilir. Ama lacivertin bir asaleti var derler ya, öyle bir şeyi var. Yani şimdi zaten şöyle bir durum var. Yani yapacağınız logonun çok fazla renkli olmaması lazım. Yani basın sektöründe yapacağınız 3 renk vardır. Kırmızı, her zaman kullanılan, siyah ve lacivert. 3 renk var. Yani yeşil de yapabilirsiniz ama bir ana gazete bana göre yani o renk olmaz. Yani 3 renkten birini alışık olmadığımız için değil, yani çok renklinin bu, şimdi bu lacivert burada canlı çıkmış. Aslında bizim rengimiz bu kadar canlı değil. Bu laciverte, koyu laciverte kaçan bir renk. Yani biz çok böyle canlı gözüksün istemiyoruz. Ben de istemem açıkçası. Ne kadar parlak olursa o, ya ben yaptığım gazetenin biraz soft olmasını isterim. Yani daha böyle beyaz mizampaja daha soft renklerin gittiğine inanırım. Yani çok canlı bir renk ama altına böyle soft, daha böyle batı tarzı bir gazete yaptığın zaman bence uyumlu olmadığını düşünüyorum. Evet. Öğe, tasarım esaslarındaki öğeler. Grafikler. Evet, burada da iki grafik aldık. Biri şu ikinci boğaz, biri de şehit işlerinde. Yani burada grafiklerin, şimdi bir haberi siz istediğiniz kadar yazı yazın. Yine aynı şekilde fotoğraf etkisi gibi. İstediğiniz, yani satırlarca yazı yazın ama şuradaki grafikle neyin ne olduğunu anlatacağınızı veremezsiniz. Yani okuyucuya burada kolaylık sağlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu grafikte ben sana her şeyi gösteriyorum. Yani sen bu grafiğe bakarak burada ne anlatılmak istendiğini çok basit bir şekilde görebilirsin. Yani orada yazı 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 yazsanız bu kadar etkili olmaz. Hem ve tasarımda görsel unsuru da yine gazetenin göbeğine çekmiş oluyorsunuz. Ve okuyucuya oraya kitlemiş oluyorsunuz. Devam edelim Sinan. Tabii ki. Evet. Hayır. Tamamen yer yokluğuyla ilgili. Yani orada doldurmayla ilgili. Yani bizim de kaçamadığımız bazı anlar vardı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi daha önce galiba zamandan geçen sene Fevzi arkadaş bahsetmişti burada. Şimdi biz tasarımcılar olaya farklı açıdan bakarız. Görsel yönetmenler farklı açıdan bakar. Yayın yönetmenleri farklı açıdan bakar. Böyle bir de okullu, yani tasarımı okumuş, özellikle güzel sanatları okumuş insanlar çok daha farklı bakar. Onlar onu bir sanat eseri olarak görürler. Biz maalesef bir yayın yönetmeniyle beraber, yani yayın yönetmeninin dediğini de yapma. Yani ona göre de bir gazete yapıyorsunuz. Şimdi mesela yayın yönetmeni dedi ki ustalık eseri dedi. Bu başlığı atacağız. Siz ona diyemezsiniz. Bu başlık kısa kaldı. Sen bunun uzununu at. Ya ben diyecek birini görmüyorum. Ya bazı mizampajlarda olur. Çok kötü dur dersiniz ama yani şimdi ama başınızda bir yayın yönetmeni var. Yani bizim gurumuz diye tabir ettiğimiz Mario Garcia en son bir gazetede 17 kere mi ne yayın yönetmenine yeni bir gazete sunmuş. Yani adam yaklaşık olarak 150 gazeteye tasarım danışmanlığı yapıyor. Ama en son yaptığı işte yani onun üzerinde deneme yapmış. Yani beğenmiş yayın yönetmeni, beğenmemiş, beğenmiş yayın yönetmeni. Yani siz bize kalsa biz tabii orayı farklı yaparız ama size kalmıyor iş.
Çünkü gazete bir ekip işi, biraz sonra onu da göstereceğim. Gazete bir ekip işi ve o ekiple beraber yapıyorsunuz ve son noktayı... Sadece boşluğu doldurmak için mi büyük harf kullandınız? Şöyle bir şey var. Hani ben mesela okuyucu olarak direkt buradan baktığımda ilk dikkatimi çeken şey büyük harflerle yazılmış olmasıydı. Ama hani bir de şimdiki işte Star Gazetesi'nin şimdiki felsefesine uygun gelişiyor. Yok. O vurguyu vermek adına. Yok, şimdi... Küçük daha önce eski Star'da büyük harf daha çok kullanılıyordu. Benim tercihim küçük harf. Yani şimdi büyük harf bağıran bir yapısı vardır. Ben açıkçası en son sayfa tasarımındaki farklılarda onu da göstereceğim. Yani ben küçük harf taraftarıyım. Yani bir gazetenin bir şeyi göstermesi için bağırmasına gerek yok. Yani onu o zaman ne yapalım? Ustalık eserini ben oraya 1000 punto yapayım. Herkesin gözüne sokarım. Bunu sokmaya gerek yok. Yani basit şeylerle, yaptığımız grafiklerle de bunu gösterebiliriz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ustalık eseri, yani biz onu yapmışız. Sağına sola ben, mesela biz başlıkların yeni mizampajımızda sağına sola hiçbir şekilde bir şey almamaya çalışıyoruz. Ya bu bizim kurallarımızdan biri. Yani orayı beyaz bırakmaya çalışıyoruz. Dolmadığı sürece beyaz bırakıyoruz. Ustalık eserine minüskül küçük harf yaptığımızda daha çok boşluk kalacak. Daha çok boşluk da rahatsız eder. O yüzden kapital yapmışız. Tamamen dediğim gibi yer doldurma. Gazetenin yarısına kadar manşet girdiğiniz haberi veriyorsunuz. Kenarları herhangi bir şey vermiyorsunuz. Öyle mi? Biraz sonra anlatayım onu. Tamam. Şimdi geçelim. Şimdi tipografi. Bu da tamamen mizampaj yapan grafik tasarımcısının kendi cesaretine ve eline kalıyor. Mesela soldaki keşke iPad'i bağlayabilseydik, yakınlaştırırdık. Soldaki şey tamamen harfler. Yani orada harf var. Onların içinde Tayyip Erdoğan'dan oluşan harflerle oluşmuş bir resim o sadece. Yani orada bir resim, bir şey yok. Sadece orada harfler var. Onu Sinan arkadaşımız yapmıştı. Açık görüş yapıyor kendisi. Ya bu tamamen oradaki dediğim gibi grafik tasarımcının cesaretine ve becerisine kalıyor yani. Sağdaki de tek bir hareket, tipografide en çok yaptığımız hareketler. Yani tipografi harflerle oynamak demektir. Harflerle oynayarak bir görsel yaratmaktır. Yani bakıyorsunuz, yani şimdi bir sayfa yapacaksınız, sırf yazı. Sırf yazı yapamazsınız. Yani onu medya bülteni gibi yapamazsınız. Bir şey yapmak zorundasınız. Tasarımcı işte burada hayata geçiyor. Soldakindeki ve sağdakinde, sağdakinde resim var ama orada da kırıldığı vermek için çok ufak bir hareket yapılmış. Bu da tipografi hareketidir. Bu da bizi, dediğim gibi, soldaki bizi kurtaran, daha çok cesaret gerektiren bir şey. Yani bu konuda biraz cesaret gerekiyor herhalde. Herkes yapamıyor yalnız bunu. Yani onu da söyleyeyim. Biz mesela sayfa sekreter, bölümlerimiz var. Şimdi bazı arkadaşlar var. Yani yetenek olan arkadaşlar bunları yapıyorlar. Bazı arkadaşlar da sayfa sekreterleri veya daha önceki adıyla Macintosh operatörleri dediğimiz arkadaşlar bizim grafik tasarımcıların sadece verdiği belli kurallar, o gösterdiğim demin kurallar çerçevesinde sayfayı yapıyor. Devam edelim Sinan. Ne vardı? Evet. Şimdi bu da yine aynı şekilde cesaret gerektiren tamamen tasarımcının kendi becerisiyle yaptığı bir şey. Sağdaki, soldaki sadece bir tesbihle yapılmış bir sayfa ve bu sayfa bu yıl ödül aldı. Ödül alan sayfalarımızdan biri. Konusu Vatikan'da İslam Sanatları Rüzgarı, oradaki bir müzenin, orada açılan bir serginin fotoğrafı, yani haberi. Yani bu tamamen dediğim gibi tasarımcının cesaretine kalmış bir şey. Yalnız şurada şöyle bir şey var. Tabii tasarımcı bunu yapıyor, ekipteki arkadaşlar bunu yapıyor ama demin söylediğim kurallara bağlı kalarak yapıyor. Yani siz dediğim gibi kuralları bozarak bir sürü sayfa yaparsanız, çok güzel sayfa yaparsanız bu gazetenin bütünlüğü açısından iyi bir tasarım değildir. O yüzden yani orada boşluklar, yani biz mesela 7 milim boşluk bırakıyoruz, 8 milim boşluk bırakıyoruz. O boşluklar yine orada 8 milimdir. Yani o kendi kafasına göre orayı 4 yapamaz. Sağdaki de tamamen yine tasarımcının, kendi tasarımcının özgün çalışması. Geçelim Sinan.
Evet, haberlerin sayfa üzerindeki sıralaması. Evet, şimdi her haber hangi değer, aynı değerde değildir. Yani bir haberin toplantıya girdiğiniz zaman bir haber derecelendirmesi yapılır. Hangisinin manşet, hangisinin sürmanşet, hangisinin küçük, hangisinin nereye konulacağını haberin önemi ve değeri belirler. Bu da manşet toplantılarında olur veya yazı işleri toplantısı. Yazı işleri toplantısında bulunan oldu mu hiç? Hiç yok. Tamam. Alalım da ismi. Bu bizim her gün saat 11 ve 2'de yaptığımız Star Gazetesi'nin yazı işleri toplantısı. Yani olanları söyleyeyim. Yazı işleri müdürü, Ankara masası, bakan arkadaş, Ankara editörü, ekonomi editörü, magazin müdürü, Ankara editörü, iş sayfalardan sorumlu arkadaş, yazı işleri müdürümüz. Yani genelde 11'de bir toplantımız olur bizim. 11'deki toplantının amacı gün, dünden sarkan ve gün içinde sabaha kadar, öğlene kadar gelişen haberlerin bir şekilde sunumudur. Yani bu toplantıda aslında iş sayfaların nasıl şekillendiği belirlenir. İki manşet toplantısında kadro biraz daha azalır. Çünkü müdür, haber müdürü, işte ekonomi müdürü, yazı işleri müdürü girer ve iki toplantısında bu artık sayfaları dökülmeye başlar. Yani bilgisayar ortamına aktarılma. İşte burada bize görev düşüyor. Mesela şu anda da Ankara'yla canlı bağlantı. Bizim de Ankara'yla bağlantımız canlı olarak yapılıyor. Ankara şu an haberlerini okuyor. Saat 11 toplantısı. Devam edelim Sinan. Evet. Şimdi bu bir şablon. Çok basit bir şablon yaptım. Bu bizim gazetenin şablonu yalnız. Yani her gazetenin şablonu bir olmuyor. Yaklaşık olarak yakındır ama farklılıklar gösterir. Şimdi biz sağdaki sayfanın yani bitmiş olan sayfanın şablonu. Şimdi Star Gazetesi olarak biz yeni mizampajda görsel öğelere daha fazla önem vermeye başladık. Yani önceden hiç resimsiz bir sayfa da yapabiliyorduk. Ama şimdi öyle bir şeyimiz yok. Yani kesinlikle gazetemizde çünkü beyaz bir mizampaja geçtik. Görsel unsurumuz olmadığı sürece çok yazı oluyor. Ve okuyucuyu bu da kaçırır. O yüzden bizim bir numaralı öğemiz dediğim gibi görsel. Görsel objeyi bulduktan sonra etrafını örüyoruz. Şimdi burada Japonya'daki bir fotoğrafı koymuşuz ve yanına da Türkiye'deki bir fotoğrafı koymuşuz. Biz eğer fotoğraf iyiyse onu manşete çekiyoruz. Ya yani bu diğer gazetelerde bunu yapan ben şimdiye kadar görmedim. Yani bizim fotoğraf eğer bir şey çok iyi manşetim yani o gün manşet belirledik ama o fotoğraf manşetten daha iyi. Altına çok fazla bir şey yazmanıza gerek yok. Radikal ama tabloid. O zaten küçük bir gazete. Yani biz eğer fotoğrafı manşetten daha değerli görüyorsak onu yukarı alıyoruz. Yani manşetin yerine koyuyoruz. Manşeti biz aşağı indirebiliriz. Yani bizim dilde katlama dediğimiz yerin altına yani şu ikiye ayırdığımızda sayfayı katlamanın altına kolay kolay manşetler inmez. Biz bu yeni mizampajda bunu kaldırdık. Dedik ki işte görsel obje bizde daha değerlidir. Bu yüzden üstte olmalı. Okuyucu bence ilk önce bunu görmeli. Şimdi sayfa sıralaması genelde manşet, ikinci manşet ve sürmanşet. Yani sürmanşet dediğimiz şey de yani o günün flash altta eritemeyeceğin o günün flash bir haberini yukarı çıkarmaktır. Burada genelde biz Türk sektöründeki şeyler promosyonu oraya koyarlar. Çünkü ilk amaç, gazetenin satışındaki ilk amaç promosyondur. Ve bayi de satışta gazete yukarıda olduğu için ilk gözüken yer olduğu için oraya promosyonu koyarlar. Biz de öyle yapıyoruz. Yani gazeteyi bir şey veriyorsunuz, bir kitap veriyorsunuz. Onu okuyucuya göstermek, televizyondan değil, bayi satışında göstermek için görünen yer sürmanşettir. Genelde haber olmadığı zaman oraya promosyonlar koyulur, spor haberleri koyulur, magazin haberleri koyulur. Yani onun yeri normalde hep aynıdır. Evet, yani sağda kısaları alırız, yazarlarımız var. Genelde mizampaj şekilleri buna yakındır. Gazetelerde de birbirine çok yakındır. Sadece işte daha farklı çalışır, boşlukları farklıdır. O kol girer, bacak girer. Orada tamamen farklı şeylerle çalışırlar. Geçelim Sinan. Evet, bu sayfada o demin gösterdiğim toplantıdan
çatılmış, yani bu şekilde olacak ve bitmiş hali. O gün basıma hazır hale gelmiş. Yani manşet belli olmuş, resim belli olmuş, bazı şeyler neyin nereye gireceği belli olmuş. Yukarıya anonslar alınacakmış, anons değil o gün yazar anonsu yapalım demiş daha sonradan, toplantıdan çıktıktan sonra. Oraya yazar anonsları yapılmış. Burada manşet yukarıda mesela, resim göbekte. Genelde mizambajcıların yaptığı şey görseli, yani o gazetenin objesini, odak noktasını gazetenin tam ortasına koymaktır. Yani sola sağa koyduğunda o sayfayı toplamak zor olur. Odak noktası göbek olur. Gazetenin tam göbeğidir. Devam edelim Sinan. Evet, bu da iç sayfa esasları. Yani bu da bir, genelde dediğim gibi sayfayı yapan arkadaşlar var, bir ekibimiz var bizim. Burada sayfayı yapan arkadaşlara belli bir kurallar getirmişiz. Bu da kuralların oldu. İlk mizampajı değiştirdiğimiz zaman bunları dedik ki kardeşim, budur bizim kurallarımız, sayfaları buna göre yapacaksınız diye. Şimdi burada çok basit, manşetin kaç punto olacağı, ne kadar girileceği, tabii bütün sayfalar için söylemiyorum. Yani kaba taslak sayfa iç mizampajının bu şekilde olacağı. Buna bağlı kalıp istediğin gibi görsel, kendi artık kendinden ne verebiliyorsan o sayfaya onu yaratman. Ama kuralımız bu, bunu bozamazsın. Sayfa tasarımcılarının operatörlere verdiği şey, operatörlere verdiği örnek budur genelde. Sağda da o yapılmış, yani bu şekilde yapılması gereken sayfanın bitmiş hali var, iç sayfa. Devam edelim Sinan. Evet, sayfa tasarımında gazetelerin farklılıkları. Evet, geçelim. Şimdi ben buraya genelde Türk basındaki 2-3 gazeteyi koydum. Sabah Hürriyet, Habertürk, bir de Star gelecek. Gelsin Sinan. Star. Şimdi gazeteler arasındaki farklar, dediğim gibi. Birincisi, gazeteler eğer kimliklerini kazanmışsalar, logoyu kapattığınızda o gazetenin hangisi olduğunu anlamak zorundasınız. Logoyu kapattığınızda o gazeteyi anlamıyorsanız, o gazetenin bir kimliği yoktur. Yani o gazete başarısız bir mizampaj çalışması yapmıştır. Genelde bizde, manşetlerde hep aynı karakterler kullanır. Birbirine yakındır. Mesela demin o söylediğimiz şey, bağıran. Yani bizde hala Swiss'te ve Helvetica'da bir karakterler var. Hala onlarla devam ediyoruz. Yani ben bu işe ilk başladığımda, yani 98'lerde falan o karakterler vardı. Ve o karakterlerle devam ediyoruz. Yani teknoloji geliştikçe biz o teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Yani tasarımın da bir modası vardır sonuçta. Yani bu iş nasıl yapılıyor? Yeni trend renkler nedir? Yani üstünde aldığın siyahı, bu sene siyahsa yani çok fazla değişiklik yapmayacaksın ama kendi içinde yenilemek zorundasınız kendinizi. Burada en belirgin şeyler manşet puntoları. Yani daha çok bağıran başlıklar yapılıyor. Ben bir şey soracağım. Mesela Star'ı kapatırsanız ben zaman görürüm. Zaman görürsünüz. Yani ben Radikal için de aynı şeyi söylüyorum. Hani onun tabloidini düşünmeyip hani bütün olarak düşündüğünüzde Star zaman ve Radikal mizampaj olarak... Şimdi şöyle bir şey var. Genel olarak hani çok detaylara inerseniz evet belki ama hani şimdi sıfır okuyucu olarak hani hiçbirini bilmeyen bir okuyucu olarak şuraya Star'ı... Şimdi şöyle bir şey var. Siz gazeteyi aldınız, okuyucusunuz. Belli bir süre sonra o gazeteye aşina oluyorsunuz. Gazetenin şimdi mesela zamanda biz uzun yazı koyamayız. Uzun yazı koymak lüksümüz yok. Yani şimdi zamanın mizampajı şöyle bir mizampaj. Zaman bana göre yani daha ileri bir mizampajı şu an yayınlıyor. Yani daha ileri bir mizampajı yayınlıyor. Yani çünkü bizim okur, şimdi okura aynı yere geleceğim. Yani okur çok yazı okumuyor bizde. Ya bu araştırmalarla belirlenmiş, yani çok yazı okunmuyor. Şimdi ben açıkçası yani çok yazı koymamaya çalışıyorum sayfalarda. Ama zamanda şöyle bir şey var. Zaman mesela birinci sayfasında bile bir haberi bitirebilir. Birinci sayfada bitirebilir. Yani içeriye artık bir şey okunacak bir şey bırakmıyor bana göre. Burada işte ayrışıyoruz biz. Şimdi beyaz mizampajların hepsi birbirine benzer. Renkli mizampajların hepsi de birbirine benzer.
Ya burada benzerlik, çünkü neden? Onda da boşluk vardır, onda da boşluk vardır. Ha nedir? O da lacivert seçmiştir, biz de lacivert seçmişizdir. Yani orada bir benzerlik, benzemeden yapılma imkanı yok. Bunu benzeyecektir. E çünkü ilk o yapmıştır, beyaz mizampaja geçmiştir. Siz beyaz zaten ya renkli mizampaj yapacaksınız ya beyaz mizampaj yapacaksınız. İki mizampaj şekli var. Renkli mizampaj yaparsanız ona bakarsanız eski Star'da hepsiyle birbirine benziyordu. Yani Sabah'la da benziyordu, Hürriyet'le de benziyordu. Sadece renkler ayıştırıyordu. Şimdi burada karakterler de ayrıştırıyor. İşte burada tasarımcının artık özgüveni cesaretine geliyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ortaya konulan resim, dediğim gibi odak noktası orta olduğu sürece birbirine benzerlikler yaşayacaktır. Yani bundan kaçınılmanız gibi bir şey yok. Ne yaparsınız? Çok farklı bir mizampaj uygularsınız. Ne yaparsınız? Tekleri logonun altına alırsınız. Ya öyle bir hani o kadar cesaret de bana fazla geliyor açıkçası. Yani çok fazla bir mizampaj değişikliğine gitmeniz lazım. O da yani kabul edilir mi? O risk alınır mı? Onu bilmiyorum açıkçası. Renkli mizampaj. Soldaki 3 örnekte renkli mizampaj örnek. Renk var tabii de. Bir önceki resime geçebilir miyiz? Evet. Şimdi burada Sabah, Hürriyet, Habertürk'te biraz daha böyle bir karışık mı diyeyim? Ortaya karışık bir haber sistemi var. Mesela ben oradaki gazeteleri aldığımda ilk sayfada bu haberime bakayım, ay yok diğerkisine bakayım, şuna bakayım, ay şunda var. Hepsi koyulmuş. Bu doğru mudur? Veya o gazete için bir avantaj mıdır? Ya... Şimdi şöyle bir şey var. Gazeteler kaotik bir yapıda yapılıyor bizdeki gazeteler. Yani şimdi yeni modern tasarımlarda geçen sene ödül alan gazete dümdüz bir gazete. Yani mizampaj olarak çok fazla katkı olmamış, yatay çizgilerden giden ödül almasının nedeni de tek bir nedeni var. iPad'e uyumu. Yani iPad'e direkt yani yeni teknolojiye göre yapıldığı için ödül aldı. Geçen sene bir gazete. Çünkü alıyorsunuz, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Aynen iPad'e koyuyorsunuz. iPad'de direkt gazeteyi görebiliyorsunuz. Şimdi yeni, bizdeki gazeteler daha çok kaotik. Yani işte ilk dediğim gibi yani birbirine giren bazı haberler var. Hangi haber, hangisini mesela ben de mesela bulamıyorum. Mesela resim çıkmış, yazısı altta, o resim üstteki habere girmiş. Şimdi yeni dönemde, şimdi teknoloji geliştikçe okuyucu kitlesi de değişiyor. Yani şimdi bizim 10 yıl önceki de okuyucu kitlemiz yok. Daha çok mesela bizim gazetemizin %80'i metropollerde satılıyor. Yani İzmir, Ankara, İstanbul ve daha böyle biraz daha şey. Ama en çok sattığımız yerler İzmir ve Ankara. Bu ne demek oluyor? Yani okuyucunun daha az zamanı var. Yani okuyan kitlenin gazeteyi okuyacak zamanı az. Siz ona göre bir gazete yapmak zorundasınız. Daha basit tasarım. Yani gazetelerin daha basit tasarıma gitme nedenleri de budur zaten. Yani okuyucu aradığını ilk anda bulabilmeli. Hangi fotoğraf hanginin onu yani okuyucuya bir bilmece gibi sunmamıza gerek yok. O yüzden dediğim gibi gazeteler, diğer gazeteler, bazı gazeteler belki daha ileride bilmiyorum. Bizim tabii şimdi bir okuyucu bunu kabul de etmiş. Ha, değişirler değişmezler bilemem. Ama bana göre zamanla gazeteler tasarımlarında daha sade şekle geçecekler. Geçmek de zorundalar. Çünkü okur profili buna göre değişiyor. Teknoloji geliştikçe okur profili de değişiyor ve siz gazeteyi buna göre yenilemek zorundasınız. Devam edelim Sinan. Çok süremiz yok çünkü. Evet, bu da bizim arkadaşlarımızın, ekibimizin resmi. Gazete burada yapılıyor. Teşekkürler. Evet, sorusu olan varsa sorularınızı alayım. Evet, tabii ki.
Evet. Son dakikada gündemde değişiklik olduğunda nasıl yetiştiriyorsunuz? İnternetin bırakıyorsunuz olayı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Baskı saatlerimiz var açıkçası. İlk önce çok sinir oluyoruz. Yani niye bu olay saat 2'de olmadı da 7'de oldu diye. Yani her gazetecinin haykırışıdır diyeyim. Çünkü tam çıkma saatinizdir. Servis saati gelmiştir veya başka bir şey gelmiştir. Eve gideceksiniz, yemek planı yapıyorsunuz. Tak bir olay patlıyor ve orada çok sinir oluyorsunuz. Ama gazeteciliğin tabii maalesef şeyi bu. Yani bizim çok büyük bir olay olduğunda, yani büyük bir olay için söylüyorum bunu. Şimdi bir baskı saatimiz var. Yani ilk gazetelerin genelde baskı saatleri aynıdır. 7 ile 8 arası ilk baskılar yapılır. Bunlar taşla baskısı dediğimiz, yani uzaklara giden, şehrin uzaklarına giden. Yani bizde mesela Trabzon'a, Erzurum'a, ne bileyim Doğu, Güneydoğu, İstanbul'da da Edirne tarafına giden ilk baskılar yapılır. İkinci baskı da saat 12 ile 2 arasındadır. Bu gazetelerin kendi dağıtım organlarına göre değişir. Kendi dağıtım organı varsa bunu daha ileri bir saate alabilir. Yani biz eğer saat 7'de 8'de çok büyük bir olay olduysa o gazeteyi tamamen yıkıyoruz. Yeni baştan yapıyoruz. Yani taşlada o gazeteyi alan arkadaşla şehirde gazeteyi alan arkadaş çok farklı iki gazete görüyor. Ama bunun başka bir çözümü yok. Hayır, şimdi 2-3 tane baskı dağıtım. Şimdi baskı şöyle, bizim 4 tane matbaamız var. Genelde bunlar dağılıma göre düzenlenmiş matbaalar. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da. Şimdi Adana, Güneydoğu'da, yani orada basılır. İlk baskılar oradadır. Oradan dağılır. İzmir, Ankara ve İstanbul. Genelde saat 7'de basılan gazeteler, bazı hatta son dönemlerde bu medyadaki belki de ekonomik nedenlerden dolayı bazı mesela 8'de olan maçları göremeyen yerler de var. Mesela çok büyük bir maç var ama 7'de dönmek zorundasınız. Ya böyle bir nedenler de var. Dediğim gibi yani şehirde bizim gördüğümüz gazete taşlarıyla çok büyük farklılıklar gösteriyor. Yani bazı şöyle bir mesela taşlaya tahsili de gidebiliyor. Başlıkta taşlı olmuştur, görmemişsinizdir. Şehirde siz onu görmüyorsunuz. Yani bu yüzden taşla insanı ya daha kötü demeyeyim de daha hızlı yapılmış bir gazeteyi okumak zorunda kalıyor. Taslak demeyelim de daha yani sizin bir belli bir saatiniz var. Gazete şimdi demin yayın toplantısını gösterdim. Yani 2'de çıkıyorsunuz o toplantı. 2'de başlıyor. Yaklaşık olarak 1-1,5 saat sürüyor. Orada haberleri belirliyorsunuz. Hangisi manşet olacak? Tartışıyorsunuz. Neyi nereye koyalım? İşte görsel yönetmen orada diyor ki işte bu resmi açmamız lazım. İşte yayın yönetmeni diyor ki büyüttürmem o resmi. Yani onunla da savaş haline giriyorsunuz falan. Ondan sonra saat 4 oluyor zaten. Yani 4. 4'te siz o toplantıdan çıktığınızı düşünün. Yani en geç 6.30-7'de o gazeteyi vermek zorundasınız ve elinizde daha hiçbir şey yok. O haberler yazılacak. Siz onu bilgisayara dökeceksiniz. Bitireceksiniz. Okunacak. Belki de gelişen bir haber daha gelmemiş. Buraya bunu koyacağız diyorsunuz. 7'de gelecek belki de. Ona göre onu hazırlamak zorundasınız. Yani özellikle günlük gazeteler tam bir yarış halinde yapılıyor. Yani çok büyük bir vaktiniz yok. Gazete yapımı 3 saat. 3 saat içinde bütün gazeteler yapılır. Büyük çoğunluğu. 4 ile 7 arasıdır gazetenin yapımı. Bu magazinsel, spor gazeteleri için konuşmuyorum. Günlük yapılan gazeteler yani en fazla 4 saatte yapılır. O yüzden fazla vaktiniz yok dediğim gibi. Şehirde de değiştireceksiniz ve kalmak zorundasınız. Var mı başka soru arkadaşlar? Evet. Reklamları neye göre koyuyorsunuz? Mesela bir sayfada bir haber oluyor, ufacık bir haber. Altında kocaman bir reklam. Açıkçası beni rahatsız ediyor ama hani bu normal mi? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bizim maaşımızı almamız için o reklamı oraya koymamız lazım. Birincisi bu. Yani şimdi reklamlar, bir reklam servisimiz var. Arkadaşımız reklam servisinin müdürü. Yani şimdi bir reklam servisimiz var. Şimdi ve reklamların belli bir fiyatlandırması var. Yani İkinci sayfayla üçüncü sayfanın fiyatı aynı değil. Şimdi reklam servisi ikinci sayfaya verdiği fiyatı üçüncü sayfa. Sağ sayfalar her zaman doğru mudur Sinan? Sağ sayfalar okuyucu çünkü sağdan başlar. Açtın mı sağa görürsün, açtın mı sağa görürsün. Yani sol taraf atıyorum üstse öyledir. Sol taraf üstse fiyatı sağ taraf 5'tir. Ve yani şimdi atıyorum en büyük ne? Reklam veren bizde. Mesela Koç grubu. Koç grubu dedi ki ben 5. sayfaya 7.40 yani 7, gazete 9 sütuna göre yapılır günlük gazeteler. 7 sütun 40 santim ilan vereceğim.
hayır biz mizampajımız ona uygun değil diyemezsiniz. Öyle bir şey, öyle bir imkanınız yok çünkü siz o gazeteyi yani bir yapıyorsunuz, güzel yapmak istiyorsunuz ama bu gazetenin de bir geliri olmak zorunda. Nasıl? Ya her şeyin fiyatlandırması var. Yani fiyatlandırmayan yer yoktur. Yani bu internet portalında da aynı. Yani bannerları satarken şimdi diyorsunuz ki 2-5, 3-5. Yani her şeyin artık bir fiyatı var. Ve siz her şeyi bir, sonuçta bu gazete tamam toplumsal bir mesajı vermek zorunda da o gazeteyi kitlelere ulaştırmak zorundasınız ama bunda bir dönüşüm olmak zorunda. O gazete para kazanmadığı sürece de o gazete var olmaz. Yani patron size her ay cebinden belli bir para verip hadi çıkarın gazeteyi demez. Size o gazeteyi satmak ve okuyucuya ulaştırmak ve ondan bir şekilde kar elde ettirmek zorundasınız. Bir de böyle bir şey var. Tamam biz başka boyutundayız ama işin bir de para kısmı var. Biz ilgilenmiyoruz belki orayla ama işin para kısmı da maalesef önemli yani. Ya öyle şeyler vardır. Haber anlaşmalı. Ya ekonomi servisleri genelde bunu yaparlar. Çünkü ne yaparlar? Giderler. Onlar reklam veren çağırır. Böyle bir şeyim vardı der. Onun haberini yaparsın. Ondan sonra reklama girer. Bu hep böyle yürür ama. Yıllardan beri böyle yürümektedir. Evet. Reklam veren firmanın yayın politikasına uyup uymadığına bakıyor musunuz? Yani mizampajı bozuyor ama yayın politikasını bozup bozmadığına bakıyor musunuz? Mesela görüşleri farklı olan bir firma, patronunu biliyorsunuz reklam vermek isteyen firmayı ama gazetenin de yayın politikasını biliyorsunuz. Ya şimdi şöyle bir şey var, yani bizim yayın politikamızı bilen, ona ters gelen firma bize gelmez zaten. O kendi yayın politikasına mantıklı gelen gazeteye gider. Öyle bir seçenek durumu pek olmuyor yani. Var mı başka arkadaşlar? Teşekkür ederim.